Deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür'den kritik bir uyarı daha geldi. Ölü Deniz fayına dikkat çeken Naci Görür, fay hattının kollarına stres yüklendiğini söyleyip Gaziantep'e dikkat çekti. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin düzenlediği Deprem Bölgesi Zirvesi, Türkiye'nin önde gelen uzmanlarını bir araya topladı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Profesör Doktor Naci Görür de katıldı. Görür yaptığı konuşmada depremlerle ilgili kritik açıklamalara yer verdi. Görür, Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu vurgulayarak bu gerçeğin ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. Ölü deniz fay hattına dikkat çeken Görür, Gaziantep'in bulunduğu deprem hattı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. Gaziantep'in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı yer alıyor ve bu fay kırıldı. Bu nedenle uzun bir süre boyunca Gaziantep için tehdit oluşturmayacak. Ancak Gaziantep'e daha yakın olan Ölü Deniz fayının kolları stres altında bulunuyor. Ne zaman bir deprem olacağını kesin olarak bilemiyoruz. Araştırmalara göre bu fayların deprem oluşturma periyotları yaklaşık 500 yıl olarak tahmin ediliyor. Ancak bu faylar üzerindeki son depremin ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Bir belediye başkanı olsa önce Gaziantep'in mikro bölgeleme çalışmasını yapacağını belirten görür. Bu da şu demek. Gaziantep'i mikro karelere bölmek. Kayaların direncini inceleyeceksiniz. Ayrıca jeolojisini yapacaksınız. Bunları incelemeden ne olduğunu anlamadan Gaziantep'i depreme dirençli yapamazsınız. Gaziantep'e kayma dalga hızının dağılımını bulacaksınız. Deprem sırasında Gaziantep'in neresi daha hızlı sallanıyor, neresi daha az sallanıyor bunu bilmeniz lazım ifadelerini kullandı. Deprem dirençli kentler oluşturmanın önemine vurgu yapan Görür, deprem dirençli kentlerin oluşturulması, deprem riski altındaki bölgelerde yaşayan insanların ve gelecek nesillerin güvenliği için önem taşıyor. Ancak Uygun önlemler alındığında ve deprem dirençli yapılar inşa edildiğinde riskler en aza indirilebilir. Kent planlamasından altyapıya, bina inşaatından acil müdahale planlarına kadar birçok alanda deprem dirençli önlemler almalıyız dedi.